Merhaba arkadaşlar, hepiniz girişimcilik ve inovasyon zirvemizin ikinci oturumuna hoş geldiniz. Ben okulumuzun birinci sınıf öğrencisi ve kulübümüzün akademi ekip üyesi Begüm Güngör. Bugün zirvemizin ikinci oturumunda avukat Burak Özdemir konuk edeceğiz. Hukuk teknolojileri ve hukukta dijitalleşme konulu bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Burak Bey hoş geldiniz, nasılsınız tekrardan? Hoş bulduk arkadaşlar. İyiyim valla, sizleri sormalı. Bizdeyiz, evdeyiz herkes gibi. Arkadaşlar etkinliğe başlamadan önce Evet. mikrofonlarımızı kapalı tutarsak çok seviniriz. Aynı zamanda kamerasını açmak isteyen arkadaşlarımız kameralarını açabilirler. Sorularınızı da chat bölümünden yazabilirsiniz. Ben Burak Bey'e ileteceğim. Burak Bey buyurun, başlayabilirsiniz. Aynen. Ben biraz böyle bugün çok ilgilendiğim ve temelde de Türkiye'de yeni yeni filizlendiğini düşündüğüm bir alan olan hukuk teknolojilerinden bahsedeceğim. Tabii hukuk teknolojileri ve hukuk teknoloji, yani hukukta dijitalleşme aslında birbirlerini böyle besleyen süreçler. Ondan dolayı hukukta dijitalleşmeyi anlatmadan önce biraz hukuk teknolojilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi hukuk teknolojilerinden bahsetmeden önce aslında bu İş teknolojinin kendisiyle başlıyor. Yani hukukta teknoloji aslında tarihi 15. yüzyıla, 16. yüzyıla kadar gidiyor. Neden? Çünkü bugün İtalya'nın orta bölgelerinde bulunan Bologna şehri aynı zamanda dünyanın ilk hukuk fakültesinin de kurulduğu yer. Ve orada ciddi anlamda ciddi hukukçuların yetiştirildiği bir yer, bir üniversite. Bugün hala hukuk fakültesi de, üniversitenin kendisi de faal bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yani bu anlamda Bologna ile başlamamın sebebi bu. Neden Bologna ile başladım? Çünkü Dante'nin ve böyle çok İtalyan önemli ortaçağ hukukçularının Rönesans'ı başlatmak adına ilk fikirleri ortaya attığı yer olması açısından da önem taşıyor ama bugünkü konumuzla alakalı, hukuk teknolojileriyle alakalı önemli bir payı var. O da şu: aslında ilk kullanılmaya başlanan hukuk teknolojisi mantık olarak matbaa. Matbaanın başlamasıyla beraber daha öncesinde elle yazılan ve insanların sadece papazlardan öğrenebildiği bir teknolojik, yani daha doğrusu öğrenebildiği hukuk kuralları artık insanların o dönemde tabii asıl popüler olan şey İncil olsa da tıpkı İncil gibi, din gibi insanların öğrenebilmesine, insanların daha böyle kolayca uygulayabilmesine ve hukukun aslında kitlelere yayılmasını sağladı. Yani bu anlamda hukuk teknolojisi dediğimiz zaman herkes böyle tabii çok normal olarak böyle dijital dünyayı falan düşünürken aslında iş çok geriden baktığınızda yine teknoloji insanların hayatına bilgiyi daha kolay ulaştırmayı sağlayan aslında bir araç. Ve o dönemde kilisenin şöyle bir özelliği var. Bütün dünyada Katolik Kilisesi sadece bir dini kurum değil, aynı zamanda bir yargı makamı, bir hukuk merkezi, yani hukukun topluma dağıtıldığı bir yer. Aynı zamanda öğrencilerin öğrenim gördüğü, yani yeni bilginin dağıldığı ve tabii ki ana misyonu gibi şu anda düşündüğümüz dini hususlarında yayıldığı bir nokta. Yani aslında hem dini, hem hukuki, hem de diğer din dışı o dönemin ilim bilim faaliyetlerinin yapıldığı bir merkez aslında kilise. O anlamda bilginin merkezi. Ve bugün hala bu arada biz bile hukukçular olarak bunu görüyoruz. Neden? Çünkü cübbeyi üç grup insan giyer. Bir papaz, yani din görevlileri bir cübbe giyerler. Bir
akademisyenler cübbe giyerler. Bir de tabii ki hukukçular cübbe giyerler. Ve bu cübbe giyme buradan gelir. Böyle de size bir genel kültür vermiş olayım. Ben de bunu okuduğumda, gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Yani kısacası matbaanın gelişiyle beraber artık bu hukuk nosyonu cübbeli insanların elinden çıkıp artık halka yayılmaya başlıyor. Ve hukuk kuralları papazların bunu yap dediği şeyden çıkmaya başlayıp daha demokratikleşmiş bir hale geliyor. Şimdi ben burada teknolojinin hukuk dünyasına kattığı değeri bu örnek üzerinden hep vermek istiyorum. Ve aslında hukuk teknolojilerinin temel amacı da bu. Hukuk profesyonellerinin hukukla alakalı herhangi bir şekilde hukukun bir tarafı olan kişilerin aslında hayatını kolaylaştıran, onların hukukun uygulanmasına veya onların hukuka ulaşmasına katkı sağlayan herhangi bir araçtan aslında farkı yok. Ve bu anlamda dünyada sadece bugün gördüğümüz işte iPhone veya işte bunun gibi mobil uygulamaların hayatımıza kattığı kolaylıklarla bu teknolojinin çok daha yaygınlaştığını görüyoruz ama yani aslında teknolojiler daha da erken aşamalarda vardı. Mesela daktilo da bir hukuk teknolojisi aslında günün sonunda. Sonra PC dediğimiz işte kişisel bilgisayarların yayılmasıyla beraber Windows tabanlı, Word, Excel gibi programların kullanılması da birer hukuk teknolojisi aslında. Ama artık şunları görmeye başlıyoruz ve buna biz hukuk teknolojisi diyoruz temel anlamda. Tanım itibariyle hukuk teknolojileri artık hukuk profesyonellerinin veya hukuka ulaşmak isteyen kişilerin birebir kullandığı teknolojik yani cihazlar da diyebiliriz ama öyle bir cihaz şu anda yok. Ya da işte yazılım programları. Ülke olarak biz bu konuda biraz aslında yani yeni bunu daha sık görmeye başlıyoruz. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Ben de bu sektörün içinden birisi olarak. Biz nasıl hukuk bir dişlerse bu dişlilerin çalışmasını nasıl daha kolaylaştırabiliriz, nasıl daha hızlılaştırabiliriz, nasıl daha insanlar için ulaşılır hale getirebiliriz? Aslında biz bunlar üzerine çalışan profesyonelleriz. Hukuk teknolojileri alanında çalışan profesyonel olarak. Ben de kendimi bunlardan biri olarak görüyorum. Çünkü hukukçu kimliğimin yanında şimdi artık başka bir kimliğim daha var. O da Adopas isimli bir uygulamanın kurucu ortaklarından olmak. Diğer kurucu ortağım da benim gibi avukat olan sevgili Bulut Girgin. O da rekabet hukuku alanında oldukça yetkin bir insan. Biz öncelikle size ben bu Adopas'ın hikayesiyle başlamak istiyorum. Kendimi anlatmaya. Yani izninizle tabii yani. Şimdi ben de serbest kürsü ya yani böyle anlatıyorum, boş boş konuşuyorum ama ben o dönemde işte 2017 yılında kendi ofisimi kurdum ve hukuk hizmeti veriyorum ve deniz hukuku kökenliyim o dönemde. Elimden geldiğince deniz hukukuyla ilgili işler almaya çalışıyorum ama yani ne mümkün. Deniz hukuku çok böyle hani işte yapması zor vesaire falan bir alan olarak böyle derslerde, üniversitelerde oldukça popüler olan bir alan. Onun neden olduğunu söyleyebilirim size. Denizcilik aslında çok dar bir sektör. Oldukça yani dışarıdan birini kabul edilmesinin oldukça zor olduğu bir sektör. Ve ben de o sektörden geldiğim için nispeten biraz daha kolay olur diye düşünmüştüm işim ama pek öyle olmadı. Ondan dolayı da ben de alakası işler almaya başladım. Ve
sabahtan akşama kadar tabii evli bir insan olarak evine ekmek götürme gayesi de olan bir insan olarak sabahtan akşama kadar çalışıyordum ve günün sonunda yaptığım işi bir türlü ne kadar, neye zaman harcadım, hangi müvekkil için ne yaptım, yani birisi bazen bir rapor istiyor, onu almak için böyle geçmişe dönüp mailları okumam gerekiyor falan filan, böyle gerçekten zor bir kayıt tutma durumum vardı. Kaydı tutamıyordum. Yani gün içerisinde ne yaptığımın kaydını tutamıyordum. Ondan sonra dedim ki ya bunun bir kolay yolu var mı acaba? Ondan sonra çeşitli programlar kullanmaya çalıştım ama onlar avukatlar için tasarlanmamıştı. Ve avukatların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, yani %100 beni doyurmuyordu. Tamam. Kullandığım özellikleri vardı ama %100 benim için tasarlandığını hissedemiyordum. Türkiye'de böyle bir boşluk vardı aslında yani. Sonra bir gün Bulut diye bir arkadaşım, işte size az önce bahsettim. Onunla bir yemekteyiz. Biz de onu ayda bir böyle bir yerde oturur yemek yerdik. Yine böyle bir öğlen yemek yiyoruz. Dedim ki abi böyle böyle, yani ben böyle bir problemim var. Yazılım arıyorum, bir türlü bulamıyorum yani. Sen, o da böyle bir şeydir yani. Kafası açık bir arkadaşımızdır. Dedim sen belki bulmuşsundur, böyle bir şey vardır. Abi dedi valla benim de problemim bu yani, ne yalan söyleyeyim dedi. Ben de bulamıyorum dedim, işte Excel'lerle uğraşıyoruz falan. Aa dedim, demek ki böyle bir problem var arkadaşlar. Bir defa problemi tespit ettik. Şimdi girişimcilik ve inovasyon zirvesi olduğu için biraz girişimcilikten de bahsedeceğim. Biraz inovasyondan da bahsedeceğim bunları anlatırken. Sonra bir girişimcilik hikayesi olarak biz ne yaptık? Bu problemi önce bu problemin gerçekten bir problem olup olmadığına bakmamız gerekiyordu. Yani bu problem bizim problemimiz mi, yoksa genel olarak böyle bir problem var mı? Çünkü girişimciliğin ana merkezinde problem vardır arkadaşlar. Problem olmadan çözüm olmaz. Önce problemi valide etmeniz lazım. Fikrin hiçbir önemi yok. Yani bakın, fikirden bağımsız konuşuyorum şu anda. Fikir ne olursa olsun önce problemi analiz etmeniz lazım. Problemi doğru analiz ederseniz doğru çözümü ortaya çıkartabilirsiniz. Sonra biz de 150 tane meslektaşımıza, hiç tanımadığımız meslektaşımıza sorduk. Dedik ki siz de bu problemi yaşıyor musunuz? Ciddi anlamda bir oran bizi doğruladı. Ve böyle bir problem olduğuna, toplumda genel olarak böyle bir problem olduğuna biz de kanaat getirdik yani bu şeylerle, surveylerle. Velhasıl giriştik. Ve amacımız bir hukuk teknolojisi geliştirmekti. Neydi? Küçük ve orta ölçekli ofislere, hukuk bürolarına, çünkü normalde böyle teknolojileri büyük ofisler alabiliyorlar ve böyle teknolojilere erişebiliyorlar. Çünkü kaynakları var, paraları var, ama küçük orta ölçekli ofisler ve tekil çalışan avukatların böyle paraları olmayabiliyor, böyle kaynaklar yaratamayabiliyorlar. Demek ki bunu hem demokratikleştirmek hem de böyle bir pazardaki bu boşluğu doldurmak gerekiyordu. Biz de buna giriştik işte. Şimdi bu fikir çıktıktan şöyle 1,5 sene sonra yeniden versiyon 1'i geliştirmek üzere tekrar giriştik ve devam ediyoruz. Ondan sonra bizim burada yapmaya çalıştığımız işte neydi? Bu legal tech sektöründe, bu legal tech alanında odaklanılmamış, adreslenilmemiş bir alanda bir çözüm üretmekti. Ve biz de bunu yaptık. Şimdi hukuk teknolojileri aslında temelde bu. Bugün biz pazarda tek miyiz? Yani tek hukuk teknolojisi çözümü olan uygulama bizim uygulamamız mı? Tabii ki değil. Özellikle söylediğim gibi belirli bir seviyenin üstü hukuk bürolarına inanılmaz fazla derya deniz sayıda çözüm var. İşte yıllık ücretleri işte böyle 3.000-5.000 TL'nin üzerinde olan birçok çözüm var, ama şimdi mesela aramızda son sınıf olan var mı?
Sinan, sen galiba son sınıftın değil mi? Evet. Aramızda son sınıf olan çok arkadaşımız var. Nisanur var. Elini kaldırdı, gördüm. Birçok aramızda son sınıf arkadaşımız var. Şimdi bu arkadaşlarımız mezun olacaklar ve bir hukuk bürosu kurma fikri olanlar olabilir aramızda. Tabii ben size stajınızı bitirdikten sonra bir sürede çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hemen kurmamanızı tavsiye ediyorum. Bunun da sebebini eğer sorular olursa anlatırım. Ama şöyle diyeyim. Şimdi bu arkadaşlarımız kendi hukuk bürolarını stajdan hemen sonra kurdu diyelim. Zaten daha ortada bir müvekkil yok, bir şey yok. Siz nasıl 3.000-5.000 yıllık lisans ücreti verebileceksiniz? Yani bunun sizin için çok ulaşılabilir bir seviyede olması lazım değil mi? İşte biz bu amaçla hep ilerledik ve Avrupa'sı da bu ülkede kurduk. Şimdi buradan hukuk teknolojilerinin işte çeşitli boyutlarına geliyorum. Teknoloji hangi problemi çözüyor? Ve bu problem sizin probleminiz mi? Aslında birçok teknolojik çözüm var. Ve bu aralar mesela işte siz şu an tabii bilmiyorsunuz. Tevkil diye bir kavram var. Hiç duydunuz mu arkadaşlar? Bunu duyanınız var mı? Duyan varsa söylesin. Tevkil kavramından mı bahsettiniz? Evet, tevkil nedir? Yani tevkili ben bir WhatsApp grubunda görmüştüm ama detaylı anlamını bilmiyorum. Ahmet Selim Akkal, evet demiş. Ahmet Selim hangisini kullanıyorsun bilmiyorum. Bize biraz tevkilden bahseder misin? Merhabalar. Ben dördüncü sınıfta okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Benim bir arkadaşım avukat. Bu tevkille şehirler arası iş alma durumu falan oluyor. Evet, şimdi tam olarak tanım bu değil. Ama vekalet biz avukat aynen Işık yazmış. Süper, çok doğru. Vekilden geliyor demiş Melike. Doğru. Şimdi tevkil meselesi şu mesela. Siz vekaleten çalışıyorsunuz ve avukat zaten bir vekildir sonuç olarak. Yani günün sonunda avukat mesleği vekaleten yapılan bir iştir. Ve siz vekalet aldığınız zaman müvekkiliniz için her türlü işte o vekalette yazan bütün görevleri ifa edebilirsiniz. Ama bazen bazı görevleri fiziki olarak bir yerde bulunamadığınız için gerçekleştiremezsiniz. Mesela bu bir problem. Bakın arkadaşlar. Yani bu gerçekten bir problem. Çünkü fiziken gerçekten bir yerde olamıyorsunuz. Avukatlar bunu nasıl çözdüler? Vekaletin içinde vekalet sahibi olan kişinin vekalet verebilme hakkı oldu. Bu da tevkildir. Yani bana verilen vekaleti ben birine verebiliyorum. Mesela ben burada İstanbul'da yaşıyorum. Aramızda şu anda İstanbul'da olmayan birileri var kesin dinleyenlerden. Örnek veriyorum mesela sanki Nisanur öyle bir kafasını salladı ki ben İstanbul'da değilim gibi hissettim. Doğru mu hissetmişim Nisanur yoksa neredesin? Ben Osmaniye'deyim Burak Bey. Tamam, Osmaniye'si. Mesela benim Osmaniye'de bir işim var. Tamam mı? Osmaniye'deki işim için ben diyorum ki işte bizim bir tane meslektaşımız var Nisanur. O bu işi halleder diyorum. Kendisine yetki belgesi veriyorum avukatlık kanunu kapsamında. Bir yetki belgesi veriyorum ve o benim vekaletimin verdiği yetkiyle orada işlem yapabiliyor. Bunun adı tevkil arkadaşlar. Tamam mı? Ve bakın ben bu problemi çözdüm. Nasıl çözdüm? Bu şekilde çözdüm. Şimdi mesela hukuk teknolojilerinde böyle altyapılar olduğunu görüyorum. Çeşitli şekillerde karşımıza çıktı. Hatta bir tanesinde çok komik. Advopes bizim aynı zamanda markanın da sahibiyiz biz. Yani Advopes isminin markasının sahibiyiz. Bir aynen böyle bir tevkil uygulaması vardı. Adı da Avpas. Yani Advopas değil de Avpas. Ondan sonra biz de kendilerine dostane bir şekilde yazdık. Hani biz avukatız. Bu marka da bizde. Sizin markanız da bizi çok çağrıştırıyor. İsterseniz bunun adını değiştirin diye.
sonra hani uğraşmayalım davalarla falan diye. Hemen kısa sürede değiştirdiler. Ama mesela böyle bir uygulama görmüştüm. Bu da bir hukuk teknolojisi. İşte bu hukuk teknolojileri böyle problemleri çözmek üzere ortaya çıkmış kavramlar. Yani biz şu anda Türkiye'de bunları ne kadar çok görüyoruz? Aklımıza mesela gelen şu anda kullanıldığın, yani mesela aramızda staj yapanlar olmuştur hukuk bürolarında çeşitli yerlerde. Hiç böyle karşılaştığınız uygulamalar var mıydı? Eğer o varsa chat'e yazar mısınız arkadaşlar? Yani böyle bir benim çalıştığım ofiste şu kullanılıyordu falan gibi. Bunun üzerine de sohbeti derinleştirebiliriz. Hiç bir ofiste çalışan yok muydu ya? Ya da o çalıştığı... Mesela bakın şu anda cevap alamıyor olma bile hukuk teknolojilerinde ne kadar daha başlangıç seviyesinde olduğumuzu memleketen gösteriyor. Çünkü mesela Aleyna Asana demiş. Asana mesela aslında bir hukuk teknolojisi değil. Asana bir görev takibi uygulaması. Ama mesela Asana bir çözüm ama hukuk teknolojisi mi? Değil. Trello vardı. Trello yine aynı şekilde hukuk teknolojisi mi? Değil. Ama bir çözüm. Aysel yazmış. Okan yazmış. Meşe. Meşe'yi hiç duymadım. Merak ediyorum. Neymiş? Bir bakacağım şimdi. Meşe. Hukuk. Yazılım. Evet, gerçekten meşe yazılım diye bir şey varmış. Ama ben duymadım. Ha, avukat asist. Dava bir yönetim programı varmış. Özge de Jetlexa diyor. Jetlexa'da yani tabii Özge'yi tanıyoruz bu arada. Selam Özge. Jetlexa'da benim de tanıdığım bir ekip tarafından kurulmuş bir hukuk teknolojileri programı. Şimdi bakın farkındaysanız böyle hemen 4 tane yazılım ismi aldık. Bunlardan sadece ikisi hukuk teknolojisi. Demek ki hukukta henüz teknolojik olarak daha dijitalleşme süreci aradığımız, yani umduğumuz gibi gitmiyor. Asana hukukta dijitalleşmeye hizmet eden bir program. Yani hukukçuların dijital olarak işlerini takip edebilmelerini sağlayan, hukukçuların, hukuk bürolarının işte UYAP mesela, bizim şu anda kimse yazmadı ama UYAP hukukta dijitalleşme konusunda oldukça önemli bir aşama. Fakat mesela görüyoruz ki demek ki hukukçular hala o beklediğimiz noktada değiller. Yani dijitalleşme konusunda çok daha yani istenilen noktada değiliz memleket olarak. Tabii bunun 1000 tane sebebi var. Ama işte hukukta teknoloji ve hukukta dijitalleşme aslında birbirlerini bu şekilde besleyen süreçler. Şimdi hukuk teknolojilerinden hafiften farkındaysanız sözlü olarak da dijitalleşmeye geçmeye başladım. Örneğin mesela biz Advopas olarak hukukta dijitalleşme, yani bir hukuk teknolojisi olarak hukukta dijitalleşmeyi çok önemsiyoruz. Neden? Çünkü bir defa dijital olarak bir şeyleri yönetirseniz, dijital olarak bazı şeylerle bir meslekle iştigal ederseniz, o mesleğin yaptığınız faaliyetlerini, girdilerini, çıktılarını ölçümleyebiliyorsunuz. Dijitalleşmenin arkadaşlar kelime olarak hukuku ayırdıktan sonra dijitalleşmenin en önemli çıktılarından bir tanesi ölçümleyebilmektir. Yani ölçümleyebilmek şu anlama geliyor. Biz normalde herhangi bir şekilde işte kalem kağıtla hesaplayamadığımız kadar çok datayı, çok tecrübeyi, çok veriyi dijitalleşme sayesinde inanılmaz kolay şekilde ölçümleyebilir hale geliyoruz. Sınırlandırabiliyoruz.
genişletebiliyoruz. O verilerden mantıklı sonuçlar çıkartabiliyoruz. Örneğin mesela Aleyna Asana'yı kullanıyoruz demiş. Aleyna, eğer duyuyorsan Asana'yı nasıl kullanıyorsunuz? Bana bir anlatabilir misin? Ofiste. Ya da kullandığınız diyeyim. Aleyna. Neyse, ben şöyle anlatayım size o zaman. Günlük yapılan işleri olarak yazmış. Teşekkür ediyorum. Mesela örnek veriyorum. Aleyna ile biz aynı ofiste çalışıyoruz diyelim. Ondan sonra işte günlük yapılan işleri, yapılması gerekenleri oraya yazdık. Tamam mı? Ben bir şeyler yapıyorum. Aleyna bir şeyler yapıyor. Hatta bir de İpek var, İpek Atan. İpek de aynı ofiste bizimle beraber. Üçümüz yapılan işleri sürekli yazıyoruz. Günün sonunda ben, İpek ve Aleyna aynı ofiste çalışan üç tane aynı seviye avukatız diyelim. Bizim başımızdaki avukat kişi, yani o ofisin sahibi veya bizim bir üst seviyemizde olan kişi, belirli bir zaman sonra Aleyna'nın, İpek'in ve benim kaç adet iş yaptığımızı ölçebilir hale gelecek. Bakın, normalde ben bir defter kağıtla bu işi yapsam, o defter kağıdı attık. Hiç sorun değil Aleyna, olabilir böyle şeyler, problem yok. Ben bilmiyordum yani, ben sana sordum, ondan dolayı kusura bakma. Yani burada neden bahsediyorum? Şeyden bahsediyorum işte. Ölçümleme imkanı tanıyor bize dijitalleşme. Dijitalleşme optimizasyon imkanı tanıyor. Yani biz artık bazı şeylerin bazı kaynaklarını optimize etmeye başlıyoruz. Örnek veriyorum, bizim 3 tane çalışanımız var. Ve 3 çalışanımızın üzerinde inanılmaz derecede fazla yük var. Ama ben bunu ölçümleyemediğim zaman bununla alakalı karar veremem ki. Yani aslında bir 4. kişiyi daha işe almamız lazım. Ama 3 tane kişi bu işleri götürüyor diye ben bununla alakalı hiçbir problem yaşamıyorum. Bunun farkında bile değilim bu problemin. İşte bu problemin farkı nasıl varabilirim? Ben bunları ölçümleyerek. Aynı zamanda bu dijitalleşme müvekkil tarafı için de oldukça değerli bir oldukça değerli bir çıktı sağlıyor. Yani bu ne demek? Şu demek. Müvekkiller, yani bize vekalet vermiş ve bizim hukukçu olarak çeşitli işlerini görmemizi bekleyen kişiler, bu konularda isterler, transparan bir şekilde bunları görmek isterler. Bize örnek veriyorum, 10 bin lira para verdiler diyelim. Bu paranın içerisinden avukatlık dışı, yani bu işte harcamalar için avans niteliğinde verdiklerini düşünün. Bu harcamaları ne yaptığımızı görmek isterler. Bunları anlık olarak görebilseler mesela, bir hukuk teknolojisi sayesinde. Bunlar kolay olmaz mı yani? Onlar için de daha kolay olmaz mı? İşte bu tarz programların sayısı artıyor. Biz advokası olarak bu size bahsettiğim çeşitli konulardan bazılarını, tamamını değil, bazılarını çözüyoruz. Çünkü bir program her şeyi çözmez arkadaşlar. Belli başlı şeyleri çözer. Böyle de uzmanlaşması gerekir işlerin. Bu da girişimcilikle ilgili başka bir anekdot olarak bir köşeye yazın. Yani dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği en büyük katkı da bunlar. Bir yandan da şimdi sizin tarafınıza gelelim. Şimdi hukuk teknolojilerinde sadece şeyden mi bahsediyoruz? Avukatlık mesleğinin icra edilmesinden mi bahsediyoruz? Hayır. Örnek veriyorum, bazılarının staj yapacaklar. Keşke staj online olsaydı değil mi arkadaşlar? Staj eğitimler vesaire. Bunlar tabii online oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Şu anda belki online olmuştur da ben biraz arkaik kalmışımdır.
Yani sonuçta pandemi oldu falan diye. Ama yani mesela olanlar da var diye biliyorum. Amine merhaba bu arada. Amine de bizim Azopas ekibinden çok değerli bir arkadaşımız. Şimdi bu olan barolar var, olmayan barolar var. Ondan sonra yani baronun staj eğitimleri online oldu mesela. Çok güzel. Bu da bir hukuk teknolojisi arkadaşlar. Yani illa böyle avukatlar için olmak zorunda değil. Aynı zamanda stajyerler için de olan. Sonra başka platformlar var. Guguk diye bir platform var. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Genelde şeyde var. Staj seviyesindeki veya öğrenci seviyesindeki hukukçu arkadaşları hedefleyen. Ondan sonra onlarla ilgili konularla ilgili konuşan, çalışan bir ekip. Sonra Legal Akademi diye bir ekip var. Sonra aramızda ben kesin üyesi olan kişilerin de olduğunu biliyorum. Law Student diye bir ekip var. Ondan sonra ve onların çeşitli şu anda hukuk teknolojileri namında ürünleri var. Law Podcast mesela bunlardan bir tanesi. Yani hukukta bilginin yayılmasını sağlamak adına podcast dikeyinde daha bilginin kolayca erişilebilir hale gelmesini sağlamak adına çıkmış bir hukuk teknolojisi aslında. Ama bir davayı bir şeyi çözmüyor. Yani ondan dolayı dijitalleşmeyi çok daraltmamak lazım. Hukuk teknolojilerini de çok daraltmamak lazım. Ve zaten problemler çıktıkça bunlarla ilgili çözümler geliştirilecek ve birçok alanda da teknolojiler gelişmeye devam edecek. Su yazmış. Su merhaba, nasılsın? Suyu da tanıyorum. Law Podcast döneminde tanışmıştık. Online olanlar daha çok hukuki danışmanlık üzerine kurulu yapılar, dava takibi ağırlıklı olan bürolar pek uyum sağlayamadılar demiş. İşte biz bunu değiştireceğiz mesela Adopas olarak. Mesela bizim misyonlarımızdan bir tanesi bu. Çünkü aslında dava tarafında o kadar çözülecek problemler var ki size anlatamam yani. O kadar optimize edilmesi gereken süreçler var ki size anlatamam. Tabii bunu yaparak görüyorsunuz. Ben çok dava avukatlığı yaptım o ofisini ilk açtığım dönemde. Ve yani harcadığım ve boşa harcadığım zamanlara o kadar üzüldüm ve optimize edilmesi gerektiğini düşündüm ki bunlarla ilgili işte çözümler geliştirdik. Adopes'te hepsinin inşallah meyvelerini alacağız. Şimdi ben hafiften böyle bir monologdan diyaloğa geçmek istiyorum. Sinan, siz de izin verirseniz yavaş yavaş böyle arkadaşlarımızı tanımak, sizlerden soruları almak, ondan sonra böyle bir 10 dakikalık bir seans yapalım. Son 5 dakikayı da girişimcilik kısmına ayıracağım çünkü. Eminim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Girişimcilik Kulübü olarak bir girişimci avukattan bazı şeyler duymak istersiniz diye düşünüyorum. Ondan dolayı son kısmını da ona ayırıyorum. Şimdi bir soru cevap yapalım. Merak edilen bir şeyler varsa cevaplarız. Yoksa ben bu girişimcilik kısmına geçerim. Tabii Burak Bey, siz nasıl uygun görürseniz. Arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz chat kısmına. Sözlü de söyleyebilirsiniz bu arada. Çekinmeyin. Açık yüzlü. Evet, Soğan'ın bir soruyla geliyor. Kameramı açamadığım için öncelikle özür diliyorum. Şu an çok Hiç müsait önemli değil değil çünkü tabii ev ki. ortamında olduğum için. Hiç önemli değil. Burada hepimiz az önce sizin söylediğiniz üzere yani dava takibi ağırlıklı bürolarda ben dedim ki uyum sağlayamadılar. Siz de dediniz ki aslında uyum sağlanabilir. Bence bu cümle çok önemli bir cümleydi ve birçoğumuz bunun nasıl olabileceğini der kafasında bir soru işareti oluştu diye düşünüyorum. Buna dair bir kısa ön izleme gibi böyle bir şey sunabilir Tamam. misiniz rica etsem? Şimdi tabii ki sunabilirim. Çok da memnun olurum. Şimdi arkadaşlar dava ağırlıklı ofislerde çalışmış. Su bu arada öncelikle sorun için çok teşekkür ediyorum. Çok nitelikli bir soruydu yani. Ve cevaplamaktan da keyif alacağım. Şimdi bir defa
davalar kesinlikle olması gereken süreçler. Yani uyuşmazlık varsa, ortada bir uyuşmazlık varsa hukuk makinasının çalışma dişlisi uyuşmazlıktır arkadaşlar. Yani uyuşmazlık olmadan veya uyuşmazlık riski olmadan hukuk sektöründen bahsetmemiz mümkün değil. Hukuk aslında temel olarak bir byproduct'tır. Yani bir ikincil üründür. Öncelikle insanlar arasında, hatta insanlar değil aslında, artık cihazlardan da bahsedebiliriz. Yani böyle AI arası, AI to AI, machine to machine işlemlerde de hukuki uyuşmazlıklar doğacak. Bunlarla ilgili de çalışmalar birçok yerde yapılıyor. Fikri seviyede en azından. Hatta şu anda regüle edilmeye başlandı mesela Avrupa'da. Bu e-privacy directive'in yerine bir regulation geliyor. Orada mesela machine to machine information transfer diye böyle o makineden makineye şeyi de regüle ediyor mesela yasa. Yani bu manada uyuşmazlık sahası aslında hiç daralmıyor, tam tersine genişliyor. Neden? Çünkü insanların yaşamını etkileyen diğer işte hayvan, makine vesaire, bunların arasındaki ilişki arttıkça, aslında ilişki arttıkça ilişkinin bir alt ürünü olarak uyuşmazlık doğuyor. Ve bu uyuşmazlık da bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çözülmesi için eskiden işte kralların sözlerine vesaire falan filan, din adamlarına vesaire bakarken artık biz serbest, bağımsız mahkemelerin kararlarına bakıyoruz. Bu mahkemeler yani kısacası olmak zorundalar. İşte tahkim de bir çeşit bir tribunal, bir muhakeme noktası. Yani tahkimi de bunun içine alabilirim vesaire vesaire. Yani uyuşmazlığı çözecek herhangi bir nokta. Bunlar kesinlikle olmak zorunda. Bu isterse bir bilgisayar ürünü olsun, isterse bir beyefendi, hanımefendi bu konuda bir karar versin. Bir şekilde bir karar, bir olay, bu olay uyuşmazlıkta karara bağlanmak zorunda. Şu anda bu karara bağlanma süreçlerinin en aktif olarak yaşandığı yerler adliyeler, bu adliyelerin içindeki duruşma salonları. Biz bir defa hiçbir şekilde düşünmeden en temelde biz burada bir zaman harcıyoruz. Bir defa bir zaman harcıyoruz. Ve bu duruşma süreçlerinin öncesinde de o duruşmaların ve o kararların bir usulî süreci var. Usul hukuku almış arkadaşlar şu anda inceden bıyık altından gülüyorlar bu konuyu öğrendikleri için. Bu usulü yürütürken de ayrıca bir zaman harcıyorsunuz ve ayrıca bir emek harcıyorsunuz. Bunların hepsinde zaman ve emek birbiriyle eşlenik. İşte siz bu süreçte harcadığınız zamanı optimize etmek istemez misiniz? Bir defasında, en temelde. Aynı zamanda İstanbul'da, sadece İstanbul'da kaç adliye var? 8-10 tane falan adliye var İstanbul'da. Yani sadece İstanbul şehrinden bahsediyorum. Başka hiçbir yerde değil. Birçok adliye var ve bu adliyeler içerisinde aynı anda duruşma saatleri verilebiliyor aynı avukat için. Yani siz aynı anda hem Kartal'da hem Çağlayan'da olamıyorsunuz. Fiziken olmanız zaten mümkün değil. Ondan dolayı bu anlamda da işte bu biraz önce söylediğim tevkil süreçleri, tevkil yazılımları geliştirildi falan diye bahsettim. Mesela tevkil etmek zorunda kalıyorsunuz. Siz bu şeyleri optimize etmek istemez miydiniz? Davaların görüldüğü saatleri, tarihleri, adliyeleri vesaireleri. Aynı zamanda bir dosyada birden fazla arkadaşımız çalışıyor. Bazı arkadaşlarımız boşanma davalarında, bazı arkadaşlarımız ceza davalarında, bazı arkadaşlarımız ticaret davalarında çok daha başarılı. Ama siz çok fazla dava takip eden bir hukuk bürosu olsanız ve davaların takibinin böyle karmaşık olduğu bir halde bunu fark etmeniz sizin kişisel şahsi dikkatinize kalmış durumda. Ama biz hukuk optimizasyon, dijitalleşme falan dediğimiz süreçte artık kişilerin bunu fark edebilmesinin
o önündeki engelleri kaldırmış, oldukça kolay bir şekilde bu işi yapabilecekleri metriklerle onların önüne sunmak istiyoruz. Böylece mesela burada bir sürü arkadaşımız var. 7 sayfa kişi var burada önünde. Bu kadar kişinin aynı hukuk bürosunda çalıştığı hukuk büroları var. Yani bu kadar avukatın çalıştığı hukuk büroları var. Onlarda mesela bunlar nasıl yapılacak? Nasıl optimize edeceğiz bu süreçleri? İşte bunların optimize edildiği bir yazılım olarak mesela Advopes'i biz piyasaya bu seviyede Haziran itibariyle sürüyoruz. Şu anda çok daha primitif MVP dediğimiz bir seviyede herkes gidip iyi olup merak edip bakabilir. Ücretsiz üyelik var şu anda. Ücretsiz yani 3 ay ücretsiz kullanım var. Ondan sonra ve günün sonunda bunlar da optimize edilebilir süreçler. Yani biz şu anda Türk hukuk sisteminde yargı makamlarının verdiği kararları dijitalleştirme imkanımız yok. Ama yargı makamlarının kararlarını vermesi için hazırlanmış süreçleri usul seviyesinde değiştiremesek de usul ekonomisi seviyesinde optimize edebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Burak Bey. Burak Bey chatte. Ben teşekkür ediyorum. Chat kısmında sorular var. İsterseniz... Dağ gibi birikmiş sorular. Evet. İsterseniz diyor, okuyabilirim. Siz tabii de lütfen. Evet. Tolkan Bey, merhaba. UYAP sistemi başlı başına bir hukuk teknolojisi ve aslında işlerimizi oldukça rahatlatıyor. Bunun yanında özellikle icra takibi çok yoğun olan bazı bürolar UYAP ile entegre programlar kullanarak otomatik takip açma yoluna gidiyor ve aslında UYAP'ta uzun süreli kalınamamasının sebebinin de bu yöndeki engellemeler olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bu tarz programların UYAP ile entegre çalışmasının engellenmesine yönelik bir çalışma veya isteyen herkesin UYAP'ya istediği süreyle kalabilmesi adına geliştirmeler yapılabilir mi? Bunun yolu nedir? Teşekkür etmiş. Bir defa yazılımdan Tolga'm, öncelikle şunu söyleyeceğim. Biraz önce insanları kullandıkları yazılımları söyledim. UYAP'ı yazmamışsın. Şimdi bakıyorum cayır cayır UYAP yazıyorsun yani. O zaman yoktu, şimdi mi geldin falan dermişim. Şaka bir yana UYAP ile entegrasyon. Şimdi UYAP Ulusal Yargı Ağ Platformu ve Adalet Bakanlığı'na bağlı bir sistem ve oldukça da yani insanların hayatlarının çok önemli bir kısmını hapiste geçirmelerini sağlayacak kararların alındığı yer olmasa da açıklandığı ve göründüğü bir yer. UYAP'ta, UYAP'ın güvenliği, siber güvenlik anlamında söylüyorum. Gerçekten bizim için milli meselelerden bir tanesi bence. Yani UYAP'ta kesinlikle hiçbir güvenlik açığı olmamalı. Bir defa temelde bu konuda bence anlaşmalıyız yani. İkinci olarak UYAP'ta uzun süre kalınmamasının sebebi ne? Sebebi işte bu siber güvenlik endişeleri. Ondan dolayı UYAP Facebook değil. Yani girip de sabahtan akşama kadar UYAP'ta kalamazsınız. Bir noktadan sonra sizi logout etmesi lazım. Ha, bu süreler ayarlanabilir mi? Ayarlanabilir. Ama yani bence çok da fazla ayarlamamanın bizim menfaat, yani hukuk camiasının menfaatini olduğunu düşünüyorum. Entegrasyona denk gelirsek acaba ne diyebilirim? UYAP'la entegrasyonun önü ise oldukça fazla açılmalı diye düşünüyorum. Yani zaten şu anda UYAP'la entegre olduğunu söyleyen, olduğunu iddia eden birçok yazılım var piyasada. İddia eden derken ben kullanıp evet ya bu UYAP'la entegreymiş demediğim için iddia eden diyorum. Olduğuna da eminim. Çok da iyi yazılımlar olduğunu düşünüyorum. UYAP'la entegrasyon da ne kadar fazla olursa o kadar hayatımız avukatlar olarak, hukukçular olarak iyileşecektir. Ama UYAP'la entegrasyon şansının ne kadar fazla olursa o kadar da siber güvenlik anlamında açıklar doğacağına eminim. Ondan dolayı entegrasyonun limitli ama
olası bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Ve herkese entegrasyon imkanı sağlanmamalı bence. Daha çok böyle lisanslı yerlere falan gibi olmalı. Aleyna bir soru sormuş. Öğrenci olarak neredeyse ses dersleri teorik olarak alıyoruz. ABD'de işte hukuk kliniği eğitiminin Türkiye'de verildiği üniversiteler ise çok sayılı sanırım. Eğitimi taşıyan öğrencilerin platformuna kadar mümkün. Şimdi bu çok özel bir soru. Ben bu soruyu cevaplayabilecek yetkinlikte değilim. Çünkü hukuk kliniği eğitimini hayatımda ilk defa senden duyuyorum. Yalan olmasın. Yani hiç merak ettiğim bir alan olmadı. Ama belli ki sen merak ediyorsun. Keşke Türkiye'de bu eğitimleri alabileceğim platformlar olsa ve evet gerçekten biz mesela hukuk teknolojisi diye işte tabir ettiğimiz şey aynı zamanda hukukçuların eğitime ulaşımını da kolaylaştırmalı ve demokratikleştirmeli. Bu anlamda seninle aynı temennileri paylaşıyorum diyebilirim. Nur Sena'nın bir sorusu var. Kişisel verilerin korunması hayati hale geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz kendi kurduğumuz sistemi? Mesela çok güzel bir soru. Ben buna değinmedim. Nasıl değinmedim? Kendimi döveyim yani gerçekten. Bu alanda çalışan bir avukat olarak buna nasıl değinmemiş olduğumu. Mesela biz ne yaptık biliyor musunuz? Biz avukatların sisteme girdikleri müvekkillerin işleri ve ekip içerisinde verilen görevleri hiçbir şekilde arka planda göremediğimiz şifreli bir sistem kurduk. Yani siz bizim yazılımımızın içine yazdığınız hiçbir şeyi biz göremiyoruz. Her şey şifreleniyor. Ama neyi görüyoruz mesela? Kullanıcıları görüyoruz. Örneğin mesela Sinan için bizim müşterimiz diyelim. Biz onu owner diye profilin sahibi olarak tanımlıyoruz. Profilin sahibini biz görüyoruz tabii ki. Ve profilin sahibi olarak onun o account'u kullanmak için eklediği diğer kullanıcıların adlarını görüyoruz. Yani bizim müşterimiz olacak ve bizim muhatabımız olacak kişileri görüyoruz ve onların bilgilerini alıyoruz. Ama alırken de doğru bir aydınlatma, doğru bir rıza döngüsü yaratmak için işte Haziran'da gelecek uygulamamız içerisinde KVKK modülleri vesaireleri de tam olarak çalışır halde olacak. Sinan yazmış, WhatsApp grubumuzu takip edin demiş. Arkadaşlar girmeyen kalmasın WhatsApp grubuna. Ondan sonra çekilişler varmış, çok iyi. Oo, ben de katılabilir miyim Sinan? Sadece öğrencilere özgü bir çekiliş. Oldu mu ya şimdi? Evet, en son Özge demiş, legal tech'lerde çerezlerden faydalanabilir mi? Çerezlerden faydalanabilmek için herhangi bir dikeyde uzmanlaşmak gerek yok. Çerezler her alanda kullanılabilir. Bazen de kullanılmalı. Çünkü çerezlerden bir tanesi mesela şunu sağlar. Siz örnek veriyorum çok fazla kullandığınız bir girdi var. Örnek veriyorum mesela Adopas için söyleyeyim. Siz çok fazla şekilde şey kullanıyorsunuz. İşte borçlar hukuku yazıyorsunuz. Borçlar hukuku yazıyorsunuz. Borçlar hukuku yazdığınızda artık o BOR yazdığınızda kalan kısmı sizin önünüze getiren şey aslında sizin yazdıklarınızı takip eden cookie'dir. Yani ondan dolayı cookie'ler sadece böyle reklam amaçlı vesaire değil, sizin o uygulama içerisinde geçirdiğiniz zamanı optimize etmeye de yarayan bir yazılım altyapısı olduğu için cookie'ler yani öyle her zaman da çok kötü bir şey değildir yani. Bu anlamda faydalanabilir. Sadece zorunlu olanların kullanılması da bu anlamda bu sebepten doğru değil diye düşünüyorum. Zorunlu olmayanlar da kullanılmalı ama
Burada tabii kişisel verilerin korunması alanında gerekli önlemler veya bilgilendirmeler yapılmalı. O zaman arkadaşlar, şimdi girişimcilik kısmına çok kısa geleceğim. Sonra da sizi azat edeceğim. Bu kadar da konuşma sevilir mi diyorsunuz? Siz de haklısınız. Yok, ama bunu almanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burası bir girişimcilik kulübü ve girişimcilik alanında aramızda belki avukatlık mesleğini gerçekleştirmeyecek ve girişimci olacak insanlar var. Ondan dolayı bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve Avrupa'sın misyonlarından bir tanesi de bu. Biz hukukçular için avukatlık, savcılık ve hakimlik haricinde bir alternatif mesleğin daha olduğunu söylemekle kendimize bir misyon edindik. Ve bu misyon anlamında avukatların da, hukukçuların da, yani avukatlık mesleğini tercih etmemiş hukukçuların da teknoloji alanında ilerleyebileceğini ve bu alanı geliştirebileceğini düşünüyoruz. Hele bir de sizin jenerasyonunuzdan çok umutluyum bu anlamda. Çünkü siz teknoloji kullanmada çok daha yatkınsınız bizlere göre. Arkadaşlar, böyle bir fikri olan birisi varsa aramızda, yani ben bunu yapmak istiyorum, X bir şey yapmak istiyorum, Y bir şey yapmak istiyorum diyen arkadaşımız varsa, beni şu anda kulağını açıp çok iyi dinlesin. Bunu yapmanın birkaç tane yolu var. Bir tane yolu yok. Birkaç tane yolu var. Ama ben bunlardan iki tanesinden bahsedeceğim size. Bunlardan ikisi de tamamen sizin kaynaklarınızla alakalı. Yani yani kısacası cebinizdeki para veya ailenizden alabileceğiniz kaynak ve sizin buna vakfetmek istediğiniz zaman ve hayatınızın şekli. Bu tarz kaynaklarınız çok önemli. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bir startupta çalışmaktır. Girişimciliği en iyi bir girişimde öğrenirsiniz. Girişimciliği en iyi girişimcilerden öğrenirsiniz. Ama burada tabii ki vaktiniz, şeyiniz değerli ama eğer bir şeyleri öğrenmek istiyorsanız en iyi olan şey bu şeylerin yapıldığı yerlerde bulunmak. Bir defa bu. İki, ikincisi de direkt girişmek. Yani dandum girişmek. Ama bunun için bu öğrenme sürecini pahalıya alacağınızı unutmayın. Ondan dolayı çalışmak öğrenme sürecini ucuza satın almaktır. Hatta belki üstüne bile para almaktır bundan. Direkt girişmek ise bu öğrenme sürecini ucuza değil çok pahalıya, yani kendi vaktinizle, kendi kaynaklarınızla satın almaktır. Ama bir yandan da tabii süreyi çok azaltmaktır. Çünkü birebir yaşadığınız için oldukça kısa sürede öğrenirsiniz her şeyi. Bir girişimcinin ana yakıtı, ana odaklanması gereken şey problemdir ve o problemi yaşayan müşteridir. Müşterinizi ne olursa olsun sabah akşam dinleyip koklayıp onlarla yatıp onlarla kalkmanız gerekiyor. Başka türlü bir startup'ın, bir girişimin başarılı olmasının imkanı yok. Yani bu %100 reçetedir. Ondan dolayı da eğer bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımız olursa belki çok kısa bir vadede değil, hani Advopas henüz bu konuda bir olgunluğa erişmedi. Şu anda içeride çok iyi bir ekibimiz var ve yerlerimiz dolu. Ama eminim önümüzdeki dönemde eğer her şey tahmin ettiğimiz gibi giderse ve başarılı olursak, muvaffak olursak sizlere de yer açılabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı da inşallah aralarınızdan bazılarınızı hani hukukçu olarak kariyerine devam etmek istemeyen arkadaşlarımızdan bazılarını aramıza kabul edebilecek bir kaynağımız, bir imkanımız olur. O zaman da sizleri bekleriz. Kendiniz yapacaksanız da problemin çok iyi tespit edildiğinden ve bu probleme çok iyi bir çözüm bulduğunuzdan emin olun arkadaşlar. Ondan sonra da dandum girişin.
Burak Bey, çok teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için. Ben şahsen çok fazla bilmediğim şeyi öğrendim bu etkinlikte. Programın aslında sonuna geldik. Başka da ekleyecek bir şeyiniz yoksa kapatabiliriz, oturumu sonlandırabiliriz. Teşekkür ederiz. Kulübüm adına da teşekkür ederim. İnşallah başka etkinliklerde tekrardan görüşmek üzere. Beni Instagram'dan, LinkedIn'den, Twitter'dan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Facebook'u çok kullanmıyorum yani. Biri bir şey gönderse de görmüyorum. Ondan sonra bana oralardan ulaşabilirsiniz. Yani sorularınız olursa da yöneltebilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Burak Bey. Ve Sinan, size ve ekibinize, Begüm Hanım'a ve Özge Deli Balta'ya teşekkür ediyorum bu imkan için. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.